Ben engellilerin birey olduklarının farkında olarak, kendilerine saygı duyarak, hayattan kendilerini alacaklı olarak görmeyip hayata ne katabileceklerinin gayreti içerisinde bu ülkeye katkı sağlamalarını istiyorum. Ben e, diplomaside görev yaparken de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun üyesi iken de hep sahada oldum. Hep icracı, proaktif bir politika, duruş benimsedim. Engellilerin de, engelsizlerin de sesinin duyurulması için elimden geleni yapacağım. Ama ben dediğim gibi engellilik alanında bakış açılarının değişmesine yürekten inanan bir kardeşiniz olarak o eşitliği sağlamak için Engellilerin dezavantajlı ad noktalarda desteklenmesi için elimden geleni yapacağım. Engellilerin karar merkezlerinde, karar mekanizmalarında söz sahibi olabilmelerini çok değerli buluyorum. Engellilerin yaşamın içinde, toplumda, hayatın ta ortasında herkes gibi yaşayabilmelerini soyutlanmamaları gerektiğini toplumla birlikte çünkü toplumun bir bireyiz bizler de, Parçasıyız. Engellerin ortadan kalkmasının temel etkeni bakış açılarının, zihniyetlerin değişmesi, ön yargıların aşılmasıdır. Engelli de pek çok engelsizden daha ziyade üretebilir. O yönde kıymetli kaderdaşlarımı, engelli bireyleri motive etmek, kendilerine güven duymalarını sağlamak, onlarla birlikte iş yapmak isterim. Ben sadece bu ülkede engellilerin değil, engelsizlerin de vekiliyim. Bunlar için de elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda olduğu gibi mecliste de. Ben ilkokul son sınıftayken e, öteki çocuklarla birlikte 1 23 Nisan günü devlet büyüklerimizi ziyarete gitmiştim. Engelli çocukları temsilen. O dönemde rahmetli Turgut Özal başbakandı ve bana ne olmak istediğimi sormuştu. Ben avukat olmak istediğimi söylemiştim ona. "Neden?" dedi. E çünkü duygu ve düşüncelerimi iyi ifade ettiğimi söylüyorlar dediğimde bana sen ilk olmalısın. Bize başka bir alandan ses getirmelisin. Biz hukuk alanında özellikle görme engellerin başarılı olduğunu biliyoruz demişti. Ben de ne olabilirim sayın Başbakanım diye sorduğumda bence sen Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmalısın demişti rahmetli bana. Tabii ben bilmiyorum o ilkokul son sınıf öğrencisi ruh halimle. Diplomatlar ne iş yaparlar diye sorduğumda o bana diplomatlar ülkemizi başka ülkeler karşısında temsil edip ülkemizin haklarını menfaatlerini korurlar demişti. Ben de bu yönde bir hedef geliştirdim. 1993 yılında tam üniversite sınavına gireceğim günden bir gün evvel ee, Turgut Özal rahmetli olduğunda ben bunu bir vasiyet adettim. Eğitim hayatımı bu yönde şekillendirdim. Ankara'nın öz evladıyım. Ankaralılardan, engellilerden, üreten, beylerle birlikte yürüyen güçlü kadınlardan destek bekliyorum. Öncelikle engellilerin zihniyetlerini, bakış açılarını değiştirmek suretiyle Toplumun bakış açısını değiştirmek, engelsiz, kadın, erkek, genç, zaten seçmen kitlesi çok değişti malumunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla ben o seçme haline gittim. Yeni mahalle CHP'nin kalesi değil mi? Hazırlamış olduğum Karabağ raporudur, geri itmelerle ilgili rapordur. Ben bunları sunduğumda herkesi kucaklamak istiyorum. Bu anlamda da engelli ailelere, engelli gençlerde de bu çok oldu. Engellilerle de buluştum. Üzerine çalışmıyor ki diyorlar. Ben de onlara diyorum ki ben bu konularda çalışarak öyle büyük zorluklarla mücadele ettim ki